Merhaba, ben Ceyda. Bu videoda kritik grup tanımlamalarından bahsedeceğim. Aynı anda izne çıkması tercih edilmeyen çalışanların veya çalışan gruplarının tanımlanması ve aynı tarihler için izin kontrolü yapılması kritik gruplar ile sağlanmaktadır. Kritik gruplar ekranına erişebilmek için zaman yönetimi, tanımlar, kritik gruplara tıklanır. Açılan ekranda daha önce tanımlanmış grup tanımlamaları varsa listelenir. Yeni bir kritik grup tanımlamak için sol alt köşede bulunan ekle butonuna tıklanır. Kod alanı kritik grup tanımının kod bilgisidir ve zorunlu bir alandır. Açıklama alanı kritik grup tanımlamasının açıklayıcı bilgisidir. Gruplama şekli aynı anda izne çıkması tercih edilmeyen kişilerin ne şekilde gruplanacağını belirtir. Bu olan tek ve grup olmak üzere iki seçeneklidir. İlk seçiminde aynı anda izne çıkması kritik olan çalışanlar gridde yer alan sicil numarası alanından tek tek tanımlanır ve minimum çalışacak kişi sayısı kontrol edilecek kişi sayısı alanında belirtilir. Örneğin firmada yönetim kurulu üyesi olarak 5 kişi çalışıyor olsun. Toplantı halinde oy çokluğunun sağlanabilmesi için firmada herhangi bir anda en az 3 yönetim kurulu üyesinin bulunması istenmektedir. Bu durumda gruplama şekli olarak tek seçilip Sicil numarasında 3 noktaya tıklanarak istenilen 5 çalışan tanımlanmalı ve kontrol edilecek kişi sayısı olarak da 3 yazılmalıdır. Tanımlamalar yapıldıktan sonra kaydet butonuna tıklanır. Kritik grup tanımlamasına ek olarak izin tanımında Kritik grup kontrolü parametresi uyarı verilsin veya kaydedilmesin şeklinde düzenlenmelidir. Uyarı verilsin seçildiğinde sistem izin hareketini kaydet dediğimizde uyarı verir ve tamam butonuna tıklandığında kaydetme işlemi gerçekleştirilir. Kaydedilmesin seçildiğinde ise kaydedilmesine izin verilmeyecektir. İlgili tanımlamalar için bu parametrenin düzenlenmesi yapılmalıdır. Kritik grup tanımı örneğimize göre aynı tarihler için iki yönetim kurulu üyesinin onaylanmış durumda iki hareketi olsun. Bu durumda parametreye bağlı olarak sistem, üçüncü üyenin izin hareketi ya da izin talebi girmesi durumunda kritik gün uyarısı verilmesini sağlayacaktır. Aynı tarih için izin hareketi kaydedilmek istendiğinde Yönetim grup tanımı kritik grup için uygun değildir uyarısı alınacaktır. Uyarı verisini olarak tanımlandığı için tamam butonuna tıklandığında kaydedilmesine izin verilecektir. Ancak kaydedilmesin durumda olsaydı izin hareketinin kaydedilmesine sağlamayacaktık. Kritik grup tanımında grup seçiminde ise aynı anda izne çıkması kritik olan çalışanlar grup olarak belirlenir ve minimum çalışan kişi sayısı kontrol edilecek kişi sayısı alanında belirtilir. Grup seçiminde gridde satır tipi alanında cil kodu, birim kodu, bölüm kodu, pozisyon kodu ve ünvan kodu seçimleri bulunmaktadır. Uygun olan tanımlama seçilir. Örneğin destek uzmanı pozisyonunda çalışan kişilerden 5'inin şirkette bulunmasını istiyorsak gruplama şekli grup olmalı. Kişilerde pozisyon bilgisi seçilmeli. ve kontrol edilecek kişi sayısı alanına ise 5 yazılmalıdır. Bu durumda ilgili pozisyon kontrolü yapılarak bu durumda gruplama şekli tek seçiminde olduğu gibi grup seçiminde de pozisyon kodunda çalışanlar kontrol edilerek uyarı verilmesi sağlanacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler.